hanımefendiler, beyefendiler, sevgili vatandaşlarım, sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlıyor. Temelini atacağımız Mecidiyeköy Mahmut Bey metro hattının şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Yine bugün hizmete sunacağımız 201 Erguvan otobüsünde İstanbul'umuza hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Biliyorsunuz dün de 154 trilyon lira yatırım bedeli olan 20 yol ve kavşağın açılışını yapmıştık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine İstanbul trafiğini daha da rahatlatacak bu önemli hizmetleri hayata geçirdikleri için teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, İstanbul'u dünyanın en uzun metro ağına sahip ikinci kenti yapmak suretiyle, böyle bir hedefle yola çıktığımızda birileri buna inanmamış, hatta dudak bükmüştü. Ama biz hedefimiz doğrultusunda kararlı bir şekilde çalışmaları sürdürdük. Adım adım neticelerini de almaya başladık. Nitekim 2004 yılında sadece 45 kilometre olan raylı sistem uzunluğunu bugün 141 kilometreye ulaştırdık. Bununla birlikte Marmaray gibi dünya çapında bir projeyi de tamamladık ve hizmete açtık. Ayrıca Boğaz'ın altından lastikli araçların geçiş yapabileceği küresel ölçekte bir başka projeyi de, iki katlı tünel projesini de şu anda çalışıyoruz ve 2015 yılında, önümüzdeki yılda onun açılışını yapacağız. Raylı sistem uzunluğunu 2019 yılında 420 kilometre, daha sonra da 776 kilometreye çıkarma hedefimize her geçen yıl biraz daha yaklaşıyoruz. Kardeşlerim, bugün temelini atacağımız hatla birlikte İstanbul'da halen inşaatı devam eden metro hatlarının uzunluğu 110 kilometreye ulaşmış bulunuyor. Az önce değerli belediye başkanım Çin'le İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mukayesesinden bahsettiklerini söylüyor CHP'lilerin. Onlara verilecek cevap kolay. Onlara verilecek cevap kolay. 94 öncesinde 5 yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP'deydi. Sorun kaç kilometre metro yaptınız diye. Ve o 5 yıl içerisinde değerli kardeşlerim başladıkları bir metro olayı vardı. Başladıkları yerde kaldılar. Biz geldik, onu 11 kilometreye kadar tamamlama noktasına getirdik. Onlar sadece temel atmışlardı. Ve değerli kardeşlerim, para bile bulamıyorlardı. Dün de söyledim. 2,5 milyar dolar borçla devraldım CHP Belediyesi'nden İstanbul'u. 1,2 milyar dolarla daha sonraki arkadaşlarımıza devrettik. Ve yatırımlarımız bunun dışında dedim. Kardeşlerim, şu anda temelini attığımız 18 kilometrelik Mecidiyeköy, Kağıthane, Alibeyköy, Mahmut Bey metro hattı İstanbul'daki metro zincirinin son değil, sadece yeni bir halkasıdır. Bu metro hattı Mecidiyeköy'deki mevcut metro hattıyla o istasyonla ne olacak? Entegre olacak. Oradan Topkapı, Edirne Kapı,
Habibler tramvay hattına. Oradan Tekstil Kent Yüzyıl Mahallesi üzerinden otogar Başakşehir metro hattına ulaşılabilecek. Bu metro hattını daha sonra Beşiktaş ve Kabataş'a kadar uzatarak iş ve konut yerleşimi bakımından yol tüm alanlar arasında kesintisiz ulaşımı sağlamış olacağız. Değerli vatandaşlarım, sevgili kardeşlerim, günde 1 milyon kişinin yararlanabileceği hesap böyle. Bu hattın devreye girmesiyle Mecidiyeköy Mahmut Bey arasındaki yolculuk süresi 27 dakikaya düşecek. Bağlantılı hatlarla birlikte düşündüğümüzde Mahmut Bey'den metroya binen bir kardeşimiz Yeni Kapı'ya 39 dakikada, Üsküdar'a 48 dakikada, Sabiha Gökçen'e 95 dakikada ulaşabilecek. Değerli kardeşlerim, İstanbul'un nüfusu, şehirdeki araç sayısı ve yoğunluk sürekli artıyor olmasına rağmen ulaşım konusunda attığımız bu adımlar sayesinde sıkıntı yaşanmasını bugüne kadar engelledik. Bakınız, belediye başkanlığım döneminde İstanbul'un nüfusu 7,5 milyondu. Ama şimdi İstanbul'un nüfusu 15 milyona ulaştı. Bunları görmek durumundayız. Ve 286 yol ve kavşak düzenlemesi Büyükşehir Belediye'miz şu ana kadar yaptı. Bütün bunlara rağmen sürekli olarak otomobillerin her gün 1500 kadar otomobilin İstanbul trafiğine girdiği böyle bir dönemde tabii ki sıkıntılar yok değil. Onun için toplu taşım kültürünü yaygınlaştıracağız. Toplu taşım kültürünün yanında inşallah istasyonlarımızda bu dönemde katlı otopark yaygınlaştıracağız. Büyükşehir Belediye Başkanımla bunları konuştum. İlçe Belediye Başkanımla bunları konuştum. Ve yoğun bir şekilde süratle katlı otoparkları yoğunlaştırarak istasyonlarımızı daha rahat hale getireceğiz. Kardeşlerim, bilhassa raylı sistem konusundaki çalışmalarımızın aşama aşama hayata geçmesiyle İstanbul ulaşım konusunda sadece ülkemizde değil dünyada örnek bir şehir haline gelecek. Bakın burada bir şey söyleyeyim. Değerli kardeşlerim, dünyanın büyük şehirlerinde, metropollerinde, bugün Londra'da, Londra'nın merkezine giremezsiniz. Ve belli zonlar vardır. Bunların bir kısmı 10 pound'tur. Bir kısmı 15, bir kısmı 20, bir kısmı 30 pound'tur. Bu parayı ödemek suretiyle merkeze girebilirsin. Aksi takdirde giremezsin. Aynı şekilde Paris, aynı şekilde New York. Bakınız orada yoğun saatlerde, pik saatlerde şehre giriş çıkışlar 1,5 saati buluyor. Bu dünyanın her yerinde hangi altyapınız olursa olsun bütün bu noktadaki metro hatları olmasına rağmen bu sıkıntılar yaşanıyor. Ama bunları suistimal etmek doğru değil. Türkiye'de de şu anda bu sıkıntılarımız yok değil, var. Ama bunlar da inşallah bu metro hatlarımızla, hafif metrolarımızla, bunun yanında metrobuslarla bunları ne yapıyoruz daha da inşallah kolaylaştıracağız. Kardeşlerim, acaba şu metrobus bir kültür olarak Türkiye'ye gelmeden önce böyle düşünülebiliyor muydu? Yok. Bugün dünyanın birçok yerinde bu yok. Ama bizde var. Ve şu anda bu atılan adımla bakın o yoğun saatlerde metrobuslar tıklım tıklım dolu. Ve böyle bir yükü İstanbul'un üzerinden metrobuslarla aldık. Şimdi inşallah metro hatlarıyla bu daha da kolaylaşacak. Metro hatlarının devreye girmesiyle birlikte inanıyorum ki trafiğimiz daha da rahatlayacak. Şimdi bugün
hizmete aldığımız bu 201 adet Erguvan otobüsümüzde kardeşlerim lüks var. Artık bunlarda hani biz göreve geldiğimizde bunların içerisine girdiğiniz zaman ne air condition sistemi vardı, öyle mi? Ne temizlik vardı, ne bir şey. Ama şimdi burada her türlü ileri teknoloji var. Bütün havalandırma sistemleri, klima sistemleri var. Ve burada bütün engelli vatandaşlarımız için gerekli olan ne varsa hepsi bunların imalatında gerçekleştirildi. Biraz sonra hizmete alıyoruz ve bu 201 inşallah Erguvan otobüsümüz İstanbul'un, İstanbulluların hizmetine giriyor. Büyükşehir Belediye'mizin İstanbul'da daha hızlı, daha konforlu, daha güvenli bir ulaşım hedefi doğrultusunda attığı önemli adımlardan biri. Değerli kardeşlerim, özellikle engelli vatandaşlarımız için inşallah onların kullanımına uygun özelliklerle öne çıkan bu sınıftaki otobüslerin sayısı bugün hizmete aldıklarımızla beraber 973'e ulaşmış bulunuyor. İnşallah bu otobüslerin sayısını 1500'e çıkaracağız. Hedefimiz bu. Bu büyük hizmetlerin, bu dev yatırımların İstanbul'umuza, İstanbullulara bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenleri, başta değerli Büyükşehir Belediye Başkanımı ve ekibini huzurlarınızda kutluyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Kardeşlerim, her zaman söylüyorum, İstanbul sadece İstanbul değildir. İstanbul Türkiye'dir. İstanbul Avrupa'dır. İstanbul Asya'dır. İstanbul tüm İslam coğrafyasının kalbidir. İstanbul Batı medeniyetinin de Doğu medeniyetinin de kalbidir. Buluşma, kaynaşma noktasıdır. İstanbul'a bu gözle bakmayan, İstanbul'un özelliklerine nüfuz edemeyen hiç kimse İstanbul'u anlayamaz, İstanbulluları anlayamaz. Böyle bir şehre hizmet etmek sadece siyasetle, sadece teknik bilgiyle mümkün de olamaz. Bu şehre aşkla, bu şehre sevda ile, tutkuyla bağlı değilseniz onu anlayamazsınız. Ona hizmet veremezsiniz. Benim İstanbul sevdamı anlatmama gerek yok sanıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanım başta olmak üzere her kademede sizlere hizmet için çalışan arkadaşlarım da İstanbul'a aynı derecede şevkle, sevda ile bağlıdır. İlçe Belediye Başkanı arkadaşlarım aynı şekilde aşkla, sevda ile bağlıdır. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Geçmişte bu şehri anlayamayan, bu şehrin maddi ve manevi mirasının manasını kalplerinde hissedemeyenler maalesef İstanbul'a çok büyük zarar verdiler. Bu şehri gecekondulara mahkum ettiler. Bu şehri çöpe, kire, pisliğe boğdular. Kardeşlerim, bu dünya şehri, bu tarih, medeniyet şehri adeta kimliksiz bir köy gibi yönetilmeye çalışıldı. Kardeşlerim, onun için bu şehir o yöneticileri bünyesinden attı, reddetti, yerine kendisine layıkıyla hizmet edebilecek kişileri seçti. İş başına getirdi. Kardeşlerim, biz İstanbul'u CHP'den aldık biliyorsunuz. CHP Belediyesi'nden aldık. Hatırlayın, biz göreve geldiğimizde bugün ilk sandığa gidecek olan gençlerimiz o zaman yoktular. Daha yeni doğmuşlardı. Ama şimdi ilk defa oy kullanacaklar. Onlar İstanbul'daki çöplükleri, çöp dağlarını bilmiyor olabilirler.
Onlar İstanbul'un susuzluğunu bilmiyor olabilirler. Onlar İstanbul'un, unutmayın, hava kirliliğini bilmiyor olabilirler. Onlar Ümraniye Hekimbaşı Çöplüğü'nün CHP'li belediyede vahşi depolama sebebiyle nasıl patladığını ve orada 39 kişinin öldüğünü bilmiyor olabilirler. Kim vardı? CHP belediyesi vardı. Ey CHP, sen önce bunların hesabını ver bakalım. CHP belediyesi olarak Büyükşehir'de sendeydi, Ümraniye'de sendeydi. Ama siz bir modern depolama getiremediniz. Ve Ümraniye çöplüğü patladı. 39 vatandaşımız orada öldü. Bunu tabii o gün doğanlar bilmeyebilir. Hatta bugün 23, 24, 25 yaşında olanlar bilmeyebilir. Ama bunu şöyle bir büyükler hatırlatırsa kendilerine, CHP zihniyetinin nasıl kirli bir zihniyet olduğunu bilirler. Şimdi ben buradan Türkiye'ye sesleniyorum. Bugün İzmir'de modern çöp depolamasının olmadığını biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Ve bugün İzmir gibi bir şehirde modern depolama yok. Hala vahşi çöp depolaması yapıyorlar. Onun için orası da AK Belediye'ye muhtaç. Orası da Binali Yıldırım'a muhtaç. İnşallah İzmir'imizde de bu modern depolamaları İstanbul'da yaptığımız gibi yapacağız. Ve oralardan nasıl kompost gübre üretilir, oralardan nasıl enerji üretilir, bunları inşallah halkımız daha yakından görmüş olacak. Bu iş bizim işimiz. Bu işi biz başarırız. Deneyimimiz, tecrübemiz, her şeyimiz artık buna yetiyor. Kardeşlerim, işte susuzluk. Yine o yıllarda biliyorsunuz İstanbul'umuzda ne durumdaydı, hatırlayın. Ne yapıyorduk? Gidip bidonlarla su satın alıyorduk, hatırlayın. Hele hele buralar. Ali Beyköy, Kağıthane, Eyüp Sultan, buralar ne haldeydi, hatırlayın. Yollarda yürüyebiliyor muyduk, soruyorum sizlere. Ve biz geldik. Yollar parke taşlarıyla, asfaltlarla buluştu. Ve bakın şu anda Ali Beyköy'ün geldiği nokta nerede? Şimdi kentsel dönüşüm, değişim bu projeleri başlattık. Niye? Biz halkımızın, vatandaşımızın şu gece kondulardan kurtularak modern konutlara, modern binalara kavuşmasını istiyoruz. Bunu biz yaparız. Ve bütün bunlar yapılırken asla vatandaşımızı da mağdur etmeyiz. Onlara asla bu noktada bir mağduriyet yaşatmayız. İstiyoruz ki bütün bunları yapmak suretiyle Allah göstermesin bir yangın afeti çıktığında rahatlıkla buralara araçlar girebilsin. Ama şu anda girmesi de mümkün değil. Thank you.
Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Bak bir hanımefendi bana bir şikayette bulundu. Kocam dedi sigara içiyor. Ne olur dedi buradan bir ses dedi de sigarayı bıraksın. Evet bak hanımdan rahatsız görüyorsunuz. Ben de buradan sigara içen beylere diyorum ki lütfen hanımlarınızı rahatsız etmeyin. Sigaranızı bırakın. Çünkü aktif içicilerden çok pasif içiciler yani içmeyen ne yapıyor? Daha çok rahatsız oluyor. Biz halkımızı çok seviyoruz. Dolayısıyla zarar görmesini istemiyoruz. Değer mi? Değer mi? Değerli kardeşlerim, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Topbaş ve ilçe belediye başkanlarımız 2004 yılından beri AK Parti çatısı altında aynı anlayışla, aynı heyecanla, aynı aşkla hizmet vermeye devam ediyorlar. Şimdi ise inşallah 39 ilçede Büyükşehir Belediye'mizde hepsinde AK Belediyeciliği diyoruz. 30 Mart'ta sandıklardan çıkaralım ve İstanbul'un geneline bu hizmeti verelim. Ama durmak yok. Durmak yok. Durmak yok. Eyvallah. İnşallah 30 Mart'tan sonra sizlerin desteğiyle bu hizmetler aynı sevda ile daha da artarak, daha da çeşitlenerek devam edecek. Çünkü İstanbul'da yapacağımız daha çok iş var. 3. havalimanını biliyorsunuz yapıyoruz. Onu bitirip hizmete açacağız. Şimdi burada hemen bir şey söylemem lazım. Siz de hatırlattınız ya onun için. Bakınız. Biliyorsunuz bir paralel yapı çıktı ortaya. Bu paralel yapı bir kısım yargıda, bir kısım emniyette işbirliği yapmak suretiyle bizim müteşebbislerimize, iş adamlarımıza yönelik adımlar attılar. Değerli kardeşlerim, bakınız. 3. havalimanının maliyetine biliyor musunuz? 42 milyar dolar. 5 firma ortak olarak bu ihaleyi aldılar. Devlet olarak biz buraya para ödemiyoruz. Para ödemeyeceğiz. 20 yıl süreyle bu 5 firma burayı yapıp çalıştıracak. Devletin bir kuruşu yok. Kendileri işletecekler ve aynı zamanda da devlete buradan ödemeler yapacaklar. Kardeşlerim, şimdi kalkıyor bu ana muhalefetin genel müdürü, bu CHP'nin genel müdürü. Kalkıyor bu ortaklardan bir tanesinin grup toplantısında adını vererek diyor ki başında bulunduğu filanca sivil toplum örgütünden ayrılması lazım. Dün de söyledim.
girişimcimiz oraya ne devletin ne de senin atamanla gelmedi. O girişimcimiz oraya oranın üyesi durumunda olan tüm üyelerin oylarıyla geldi. Onlar getirdiler, onlar alırlar. Senin demenle oradan bu girişimcimiz ayrılmaz, ayrılmamalıdır. Çünkü demokrasi mücadelesi budur. Ama bu adam demokrasiyi bilmiyor ki. Bu adam sadece işine gelmeyen yerlerde. Bakıyorsunuz talimatlar yağdırıyor, emirler veriyor, oradan istifa etmesi lazım. Sen kimsin ya? Sen işine bak. Sen işine bak. Bunlar zaten sandıkta netice alamayınca sokaklara dökülüyorlar. Bunların hayatı böyle. Bunlar sandıkta alamadıkları için Menderes'i ipe götürenlerin ta kendileridir. Bunlar sandıkta netice alamadıkları için Gezi olaylarının içerisinde yer alanların ta kendileridir. Şimdi de paralel yapılanmayla beraber çalışıyorlar. Düne kadar bu kadar aleyhteydiler. Bu kadar ver yansın ediyorlardı. Ne oldu ya? Ne kadar çabuk arkadaş oldunuz. Ne kadar çabuk dost oldunuz. Kardeşlerim, işte biz bu ülkede taş üstüne taş koyanların yanındayız. Ama bu CHP'nin genel müdürü bugüne kadar taş üstüne taş koymadığı gibi, biliyorsunuz bir zamanlar SSK'nın da genel müdürüydü. SSK'nın genel müdürü olduğu zamanlarda hastanelerimizin halini hatırlayın. Hastanelerde ilaçlarımızı bulabiliyor muyduk? Doktor ilaç verirdi. İnerdik hastanenin eczanesine, maalesef ilaçların çoğu yok. O zaman tabii eczaneler de ilaç vermiyor, ancak paranı verip ilacını öyle alabiliyordum. Şimdi böyle bir sorun var mı? Şimdi hastanelerimiz daha modern hale geldi mi? Yeni hastanelerimiz açılıyor mu? Artık odalarımız koğuş sistemiyle değil, bir yatak, iki yatak, üç yataklı ve özel sektörün hastanelerinden de istifade ediyor muyuz? Bütün eczanelerden ilacımızı alabiliyor muyuz? Bu insanca muamelenin adıdır. Çünkü biz halk içinde muteber bir nesne yok, devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi diyerek yola çıktık. Kardeşlerim, bu CHP insanın kadri kıymetini bilmez. Onların derdiyle dertlenmekle de bilmez. Bunlar bu ülkede kaymak takımın temsilcileridir. Onlarla beraber hareket ederler. Bak şimdi üçüncü köprüyü yapıyoruz. Neredeyse 200 metre kuleler ulaştı. 50 metre falan kaldı. İnşallah kuleler bitecek. Ondan sonra artık Asma Köprü'nün tabliyeleri de inşallah yerleştirilmeye başlayacak. Ama burada 4 gidiş olacak, 4 geliş olacak. Ortadan da inşallah trenler gidip gelecek. Ve bu da dünyanın sayılı Asma Köprülerinden bir tanesi olacak. Niye? İstanbul'a bu yakışır. Bu millete bu yakışır. Ve buranın da maliyeti ne biliyor musunuz? 2,5 milyar dolar. Buraya da biz devlet olarak para vermiyoruz. Yapacak, işletecek. Vereceğimiz garantiler karşısında bu girişimci firmamız bu çalışmayı yürütecek. Bakın aynı şeyi oradaki girişimcimize de yaptılar. Böyle şey olur mu ya? Bu nasıl iştir? Bu nasıl iştir? Bütün mesele
Bu ülkede taş üstüne taş konulmasın. Attıkları adım bu. Yaptıkları iş bu. Kardeşlerim, Marmara'nın altından inşallah iki tüp üst üste, oradan da artık otomobiller geçecek. Marmaray bitti. Açılışını yaptık. Marmaray'ı kullananlar oldu mu? Şöyle ellerimi göreyim, elleri. Oh maşallah. Bütün İstanbul Marmaray'ı kullanmış. Şu anda günlük Marmaray'dan geçenlerin sayısı elhamdülillah 150 bine ulaştı. Buraya geldik. Şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. O yeni adım ne biliyor musunuz? İstanbul'a Kanal İstanbul'u yapacağız. Çok kısa bir zamanda inşallah ihalesini yapıyoruz. Ve Kanal İstanbul'u yapmak suretiyle Boğaz'ı çevre tehdidinden kurtaracağız. Ve burası aynı zamanda Kanal İstanbul her iki tarafına kuracağımız yeni şehirlerle beraber çok farklı bir İstanbul'a zenginlik katacak. Karadeniz'i Marmara'ya bağlayacağız. Ama her iki tarafında da yeni şehirler oluşturacağız. Bir başka güzel olacak. Bunu da göreceğiz inşallah. Kardeşlerim, İstanbul'un finansın, kültürün, sporun, uluslararası kuruluşların bunun yanında bölgesel ve küresel merkez haline getirecek nice projelerimiz var. Onları tamamlayacağız. Bütün bunları sizler için, sizlerle beraber yapacağız. Şimdi bakın sevgili kardeşlerim, 11 yıldır gerek hükümette, gerek yerel yönetimlerde adeta nefes almadan yola çıkarken biz ne dedik? Tıpkı Aşık Veysel gibi. Uzun ince bir yoldayız. Gidiyoruz gündüz gece dedik. Evet, gideceğiz gündüz gece. Durmadan, yorulmadan inşallah gideceğiz. Adeta canımızı dişimize takarak gece demeden, gündüz demeden bu ülkeye hizmette, bu aziz millete hizmette, inşallah şehirlerimize hizmet üreterek bu yola devam edeceğiz. Bir tek anımız, bir tek saniyemiz boşa gitmesin diyerek, başımızı yastığa koyduğumuzda kendimizi muhasebeye çekerek bu ülkeyi büyütmenin, bu milleti yüceltmenin mücadelesini veriyoruz. Biz bu ülkenin derdiyle dertlenirken, bu milletin meselesini çözmenin mücadelesini verirken maalesef 11 yıldır başta muhalefet olmak üzere bazı çevrelerde bize çelme takmanın mücadelesini veriyorlar. 11 yıldır biz eser üretiyoruz, onlar bize taş atıyorlar. 11 yıldır biz hizmet üretiyoruz, onlar sadece hakaret ediyorlar. 11 yıldır biz Türkiye'yi büyütmek için gayret gösteriyoruz, onlar bizi de Türkiye'yi de paçasından tutup aşağı çekmeye çalışıyorlar. Biz Türkiye dedikçe onlar kendi küçük dünyalarının derdine düşüyorlar. Biz millet dedikçe onlar kendi küçük zümrelerinin peşinden koşuyorlar. Biz mazlumlar dedikçe Orta Doğu, Balkanlar, Afrika, İslam coğrafyası, Avrupa Birliği dedikçe onlar Türkiye'yi içine kapatmanın, küçültmenin mücadelesi içinde bulunuyorlar. İnanın, bizi sevindiren, milleti sevindiren, ülkeyi sevindiren her ne varsa bunları üzüyor, bunları rahatsız ediyor. Bundan şüpheniz var mı? Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Bizi bu yoldan koparmak için her yolu, her yöntemi denediler. Bizi yavaşlatmak için, bizi engellemek için, bizi yıpratmak için ellerinden geleni yaptılar. Partimizi kapatmaya tevessül ettiler. Olmadı. Şimdi birileri çıkmış, kenarlarında, köşelerinde
bu paralel yapının, bu paralel devletin uşaklarından bir tanesi çıkmış, AK Partisi kapatılmalı diyor. Önüne de bunun bir prof koymuşlar. Senin aldığın ilim buysa biz bakmışız. Senin demokrasi anlayışın buysa biz bakmışız. Biz bu ülkede partilerin kapatılması noktasında karşı duran tek partiyiz. Anayasa değişikliğinde de bunun kavgasını verdik. Ama ne yazık ki anayasa değişikliğinde hemen CHP'de, MHP'de, BDP'de meclisi terk ettiler. Ve bu maddenin oylamasında orada bulunmadılar. Ne yazık ki partimizin içinden de bazı ihanet edenler çıktı. Onlar da ne yazık ki olumsuz oy kullandılar. Ve 330'u bulamadığımız için o anayasa değişikliği reformuna o madde girmedi. Eğer girmiş olsaydı bugün partilerin kapatılması diye bir şey kalmayacaktı. Kardeşlerim, çetelerle üzerimize geldiler. Darbe senaryolarıyla üzerimize geldiler. Provokasyonlarla, tehditlerle üzerimize geldiler. Cinayetlerle üzerimize geldiler. Yalanla, iftira ile, çamurla üzerimize geldiler. Biz başta Allah'a, sonra sizlere güvendik. Bu yola besmele ile çıktık. Bu yola dua ile çıktık. Bu yola sizinle, milletle çıktık ve milletle sizlerle yürüyoruz. Sizin dualarınız, sizin temiz kalpleriniz, sizin samimiyetiniz, kararlılığınız bütün bu oyunları bozdu, bütün tuzakları alt üst etti. İşte şimdi yeni bir oyunun, yeni bir tuzağın peşindeler. Kardeşlerim, önce Gezi Parkı dediler, sokakları ateşe verdiler. Günlerce Türkiye'yi hem içeride huzursuz ettiler hem dışarıda. Ama siz millet olarak geldiniz Kazlı Çeşme'ye, 1,5 milyon İstanbullu onlara gerekli dersi verdiniz. Ankara Sincan'da 750 bin Ankaralı orada toplandı, oradan gerekli dersi verdi. Kardeşlerim, şu anda da yine aynı şekilde hangi vilayete gidiyorsak, Manisa bir başka güzel ilçeleriyle, Sakarya yine bir başka güzel. Bütün bunlar gerekli cevabı veriyorlar. İnşallah şimdi bütün illeri yine dolaşmaya devam edeceğiz. İller bu paralel yapıya, bu paralel devlete gerekli cevabı inşallah meydanlardan verecek. İşte geçen hafta Almanya'daydım. Berlin'deki büyükçe bir kapalı spor salonunu tıklım tıklım dolduran oradaki kardeşlerimiz Berlin'den, Almanya'dan Türkiye'ye seslendiler. Biriz dediler, beraberiz dediler, diriyiz dediler, hep beraber Türkiye'yiz dediler. Bizim birliğimizi, bizim beraberliğimizi bunların bozmaya gücü yetmeyecek. Kardeşlerim, Türkiye'ye başta ekonomi olmak üzere ağır bedeller ödettiler. Orada başarı sağlayamayınca 17 Aralık'ta birlikte yine düğmeye bastılar. Yine çirkin senaryolarla üzerimize gelmeye başladılar. Türkiye ekonomisini hedef aldılar. Türkiye'nin milli kurumlarını, Milli Bankası, Halk Bankı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nı hedef aldılar.
bir yıldan fazla bir süredir devam eden çözüm sürecini, sürecin getirdiği bahar havasını, milli birlik ve kardeşlik projemizi hedef aldılar. Bakın bir yılı aşkın zamandır artık şehit geliyor mu? Gelmiyor. İşte şimdi bunu tahrik ediyorlar. Çünkü bunlar, evet, şehitlerimiz üzerinden prim yapmaya alıştılar. İşte şimdi de rüşvet iftirası atarak, yolsuzluk iftirası atarak, her türlü yalana, iftiraya başvurarak yaptıkları internetteki düzenlemeyi bahane ederek bir kez daha huzur, güven ortamına, demokrasiye, milli iradeye kastetmeye başladılar. Kardeşlerim, bu süreçte, bu 17 Aralık sürecinde kimlerin kimlerle iş tuttuğuna özellikle dikkat etmenizi sizlerden rica ediyorum. Hükümeti yıpratmaya çalışanlar kimler? Sokakları hareketlendirmeye çalışanlar kimler? Yolsuzluk ve rüşvet iftirasını dillerinden düşürmeyen kimler? Kardeşlerim, rüşvet nedir biliyor musunuz? Rüşvet, bir memurla sivilin iş tutması demektir. Onların arasındaki muamelenin adıdır. Kardeşlerim, yolsuzluğa gelince, yolsuzluk karşısında en büyük güç biz olduk bugüne kadar. Türkiye'yi hem içeride hem dışarıda karalamanın peşinde olanlar kimler? Bu ittifakı çok iyi görmeniz gerekiyor. Eğer bu hükümet, değerli kardeşlerim, yolsuzlukların hükümeti olsaydı, milli gelirimiz 230 milyar dolardan 800 milyar dolara çıkabilir miydi? Eğer bu iktidar yolsuzlukların iktidarı olsaydı, Türkiye'nin dış borcu milli gelirle orana %73'ten %35'e düşebilir miydi? Değerli kardeşlerim, eğer bu iktidar yolsuzlukların iktidarı olsaydı, enflasyon %30'dan tek haneli rakama düşer miydi? Eğer bu iktidar yolsuzlukların iktidarı olsaydı, devletin borçlanma faizi %63'ten tek haneli rakamlara düşebilir miydi? Değerli kardeşlerim, bu iktidar yolsuzlukların iktidarı olmuş olsaydı, ah benim kardeşlerim, 36 milyar dolardan aldığımız ihracat 152 milyar dolara çıkabilir miydi? Bitmedi. Kardeşlerim, okullarımız, göreve geldiğimizde 76 üniversite vardı. Buna biz 90'a 99 üniversite ilave ettik. Ve şu anda 175 üniversite ile 81 vilayetimizde hizmet veriyoruz. Kardeşlerim, bütün yavrularımız okullarda sıralarının üzerlerinden kitaplarını ücretsiz olarak alıyorlar mı? Bu nasıl yolsuzlukların iktidarı? Bitmedi. Göreve geldiğimizde üniversite öğrencisinin aldığı burs neydi biliyor musunuz? 45 liracık. Şimdi her müracaat eden burs veya kredi 520 lira alıyor kredi yurtlar kurumuna mensup beslenme yardımıyla beraber. Beslenme yardımıyla beraber ve lisans üstü doktora öğrencileri asgari ücrete şu anda muadil ücret alıyor, bu hale getirdik. Bitmedi değerli kardeşlerim. Okullarımız şu anda bu süre içerisinde, bakınız, 205 bin derslik bitirdik bu sürede. Cumhuriyet tarihinde 6100 kilometre bölünmüş yol varken biz şu 10 yıl içerisinde 17100 kilometre bölünmüş yol yaptık. Yolsuzlukların olduğu bir ülkede bunları yapabilir misiniz? Kardeşlerim, 25 tane havalimanı vardı biz göreve geldiğimizde. Şimdi 52 tane havalimanı var Türkiye genelinde. Bunlar nasıl oldu?
Bakın, ayırt etmeksizin kimin aklına gelirdi 10 sene önce Şırnak'ta havalimanı olacak? İşte buyurun, Şırnak'ta Şerafettin Elçi Havalimanı. Bunu yaptık. Değerli kardeşlerim, Ağrı'da havalimanı, Kars'ta havalimanı, Iğdır kimin aklına gelirdi? Havalimanını yaptık. Değerli kardeşlerim, Hakkari'de şu anda havalimanımız bitmek üzere. Maalesef müteahhitler tehdit altında olduğu için iş bırakıyorlar. Onun için gecikme var. Yoksa Hakkari'de de havalimanımız bitecekti. Biz böyle bir iktidarız. Yolsuzlukların olduğu bir iktidar bunları yapabilir mi? Bunlar bitti. Köydes projesiyle neredeyse köy bırakmadık. Köy, yolu suyu olmayan köy bırakmadık. Bunları yaptık. Ve değerli kardeşlerim, hamdolsun şu anda bakınız, göreve geldiğimizde 9 vilayette doğalgaz vardı. Şimdi 72 vilayette doğalgaz var. Neden? Biz size aşığız. Biz size sevdalıyız. Ve bu sevdamızın gereği bütün bu adımları, evet, durmaksızın atıyoruz, yerine getiriyoruz. Kardeşlerim, işte şimdi engellemek için bizleri önümüzü kesmeye yönelik bakıyorsunuz, aynı malum örgütler var. Bir de kim var bunların içinde biliyor musunuz? Bu işin içinde bir de TÜSİAD var. İşin garibi o. TÜSİAD'a bak ya. Ya sen git işine bak be. Sen git üretim yap. Sen Türkiye'de bu iktidarın döneminde kazandığın hiçbir zaman kazanamadın. Ha, şöyle kazandınız. Şöyle kazandınız. Bundan önce iktidarlardan istediğiniz gibi meşru veya farklı yollardan farklı şeyler istiyordunuz. Ha, onlar size onları vermiş olabilir ama bizden bunları alamazsınız. Bizden hakkınızı alırsınız. Hakkınızı vermekte asla bizden şüpheye düşmeyiz. Ama hakkınız olmayan alamazsınız. Bakkal dükkanı nasıl kontrol ediliyorsa vergilerde, defterlerde sen de öyle kontrol edileceksin. Bundan öncesi belki gelip kontrol etmiyor olabilirler. Ama şimdi kontrol edeceksin. Her zaman olduğu gibi. Bu işin içinde belli medya kuruluşları da var. Yine her zaman olduğu gibi bu işin içinde CHP var, MHP var. Ama bu sefer bu ittifakın içinde yeni bir örgüt daha var. Kökü dışarıda olan, Türkiye dışındaki odaklara hizmetkarlık yapan bir örgüt, Türkiye'deki saf, temiz kardeşlerimizi kullanarak bu ülkenin, bu milletin çıkarlarını hedef alıyor. Bu örgüt arkasına aldığı bazı uluslararası çevrelerin desteğiyle Türkiye'deki marjinal örgütleri, sermayeyi, medyayı, özellikle de CHP'yi ve MHP'yi adeta şu anda parmağında oynatıyor. Bunların tek bir derdi var. AK Parti'yi yıpratmak, hükümeti yıpratmak. Türkiye bunların derdi değil. Millet bunların umurunda değil. Türkiye zarar görmüş, Türkiye kaybetmiş, Türkiye yara almış. Bunların umurunda değil. Ben şimdi buradan, İstanbul'dan soruyorum. Kardeşlerim, ey CHP, ya senin bu paralel örgütle ne işin olur? Bu paralel örgüte savaş açan sen değil miydin ya? Bu paralel örgütü en büyük tehlike olarak gören sen değil miydin? Ey CHP'nin genel müdürü, CHP gençlik kollarının karikatür sergisine gidip bu paralel örgütün başını sahtekarlıkla suçlayan sen değil miydin ya? CHP'nin seçim afişlerinde bu paralel örgütün liderini karalayan, kara bulutlar içinde gösteren siz değil miydiniz ya? Peki şimdi size ne oldu? Niye bu kadar yakınlaştınız? Nasıl oldu da aynı yolun yolcusu oldunuz? Nasıl oldu da ittifak kurdunuz?
sizi bir araya getiren, sizi birbirinize yoldaş yapan ne? Buradan da açık açık söylüyorum. Eğer CHP bu örgütün tabanından, bu örgütün samimi mensuplarından oy alabileceğini zannediyorsa fena halde yanılıyor. Ben inanıyorum ki burada bu örgütün tabanı demeyeceğim. Çünkü onları tenzih ederim. Böyle bir örgüt yapılanması içerisinde o samimi, o temiz insanlar bu yapılanlardan çok rahatsızlar. Ve onlar 11 senedir bu ülkede inanç özgürlüğü noktasında, düşünce özgürlüğü noktasında atılan bu adımları onlar gayet iyi biliyorlar, gayet iyi görüyorlar. O tepe noktada olanlar görmeseler dahi. Bu paralel örgüt CHP'yi ele geçirmiş olabilir. Bu paralel örgüt CHP'yi parmağında oynatıyor olabilir. Ama benim samimi, hasbi ve temiz kardeşlerim bu oyuna gelmez. Bu çirkin ittifaka asla prim vermez. Yanlış hesap yapıyorlar. O hesapta inşallah en başta İstanbul'dan, Türkiye'nin 81 vilayetinden dönecek. CHP'de, o paralel örgütte 30 Mart'ta bu milletten gereken cevabı çok net biçimde alacaklar. Allah aşkına şu işe bakar mısınız? Biz internette kişilik haklarını ihlal eden, özel hayatın gizliliğini ihlal eden yayınlara karşı bir düzenleme yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Çirkin görüntüler, insanların mahrem konuşmaları, hakaretler vesaire yayınlandığında bunlar hemen engellensin. Bir yandan mahkeme süreci devam etsin. Mahkeme karar verinceye kadar hiç kimse mağdur olmasın. Bu paralel yapının yönetimi bu düzenlemeye karşı çıkıyor. Kardeşlerim, Sayın Baykal'la ilgili o çirkin görüntüleri sergileyen de bu yapıydı. Bu yapıydı. Kardeşlerim, anayasa tartışmalarını yapıyorduk. Ulaştırma Bakanıma dedim ki bunu hemen anında durdurun. Talimatı verdim ve hemen o yayın anında yarım saat içinde durduruldu. Kardeşlerim, o kaset sebebiyle bugünkü genel müdür bu partinin başına geldi. Şimdi sıkılmadan, utanmadan ne diyorlar? Bunun karşısına dikiliyorlar. Bitmedi. Yanındaki yardımcılarından bir tanesi için de böyle bir kaset yayınlandı. Onu da biz durdurduk. Bahçeli'nin yanındaki kişiler için de bunlar yayınlandı. Onları da biz engelledik, biz durdurduk. İşte bu paralel yapıydı bunları yayınlayan. Kardeşlerim, paralel yapının yönetimi bunları yaparken şimdi nasıl olur da bunu savunuyorlar anlamıyorum. Peki şimdi sormazlar mı? Ya sizin bu tür yayınları engellemek gibi bir derdiniz yok mu? Sizin milli değerlere saygınız yok mu? Sizin manevi değerlere saygınız yok mu? Biz ne diyoruz? 24 saat burada tip müdahale yetkisine sahip olacak. Ama mahkeme bir taraftan devam edecek. Mahkeme tipin aldığı karara uyarsa ne ala devam eder. Ama uymazsa o zaman tipin kararı ortadan kalkar. Bunların mahremiyete, özel hayata, aileye saygıları yok mu ya? Bu düzenlemeye karşı çıkmayı neyle izah ediyorsunuz? İşte dün bir grup Taksim Meydanı'na çıkıyor. Ne için? Bununla ilgili olarak. Tabii hiçbir haber verme. Böyle bir toplantı. Artık Taksim Meydanı bu tür gösterilerin mekanı değildir. Bunu bilmenizi istiyoruz. Ve bunlar için ayrılmış meydanlar neresiyse valiliğe müracaatını yaparsın, gider orada gösterini yaparsın.
Gösteriler yasak değil. Biz de yanındayız. Ama gidip istediğim yerde, istediğim gibi ben miting yaparım. Yok böyle bir şey. Çünkü bu topluluğu kimsenin rahatsız etmeye hakkı yok. Kardeşlerim, kendi tabanlarına, tabanlarının içindeki samimi, hasbi, temiz insanlara neyle izah edecekler böyle bir internet yayınını? Birileri yasayı anlamadan, dinlemeden, çok çok affedersiniz, kusura bakmayın, edepsiz görüntülere dokunma diyerek edepsizce sokağa çıkıyor, bu paralel yapı onları destekliyor. Allah ıslah etsin diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum. Şunu herkes bilsin. Devletin kılcal damarlarına sızmaya çalışan bu örgüte biz göz yummayacağız. Türkiye'nin çıkarlarını hedef alan bu örgüte fırsat tanımayacağız. Türkiye'nin milli değerlerini, milli kurumlarını, çözüm sürecini hedef alan bu örgüte asla imkan tanımayacağız. İçine düştükleri ahlaksızlık batağı, içine düştükleri ihanet tuzağı bunları zaten bitirecek ve bitiriyor. Biz de yargı yoluyla bunlara yaptıkları illegal işlerin, yaptıkları ajanlığın, casusluğun hesabını soracağız. Sevgili kardeşlerim, 30 Mart seçimleri Türkiye için hayati derecede önem arz ediyor. 30 Mart'ta sadece filanca kişiyi belediye başkanı seçmeyeceksiniz. Ya aynı zamanda AK Parti'nin iktidar gücünü bu ülkede siz artıracaksınız. Bu seçimin böyle bir özelliği de var. 30 Mart'ta Türkiye'miz için bu hasmane tutum içerisine girenlere bir kez daha hak ettikleri cevabı sandıkta siz vereceksiniz. 30 Mart'ta milletim adeta haykıracak. 30 Mart'ta bu aziz millet ekonomisine, demokrasiye, kardeşliğe kastedenleri sandığa gömecek, ben buna inanıyorum. Şimdi buradan bir çağrı yapıyorum. Biz demokrasiden, hukuktan, meşruiyetten hiçbir zaman ayrılmadık. Ayrılmayacağız. Bu süreçte de asla ayrılmak gibi bir şey düşünemeyiz. Soğukkanlılığımızı muhafaza edeceğiz. Sağduyumuzu muhafaza edeceğiz. Tahriklere karşı son derece dikkatli olacağız. İftiralara, yalanlara, atılan çamurlara karşı her zaman uyanık olacağız. Kardeşlerim, şunu unutmayın. Kapımıza gelen olursa hiçbir partiye oy istemeyip sadece AK Parti'ye oy vermeyin talebinde bulunanlar olursa bu siyaset dışı aktörlere gidin partinizi kurun öyle gelin deyiniz. Bu cevabı veriniz. Bu önümüzdeki 50 günlük süreci dikkatle, hassasiyetle, soğukkanlılıkla ama çok çalışarak geçireceğiz. Göreceksiniz. Bunlar kaybedecek. Türkiye kazanacak. Millet kazanacak. Siz kazanacaksınız. Yeni Türkiye kazanacak. Temelini attığımız metro hattının tekrar İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum. Hizmete giren bu güzel otobüslerimizin emniyet içinde yolcuları evlerine ulaştırmalarını Allah'tan temenni ediyorum. Bu güzel hizmetleri İstanbul'a kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Topbaş'a ve tüm ekibine, belediye başkanımız olarak tüm İstanbul sevdalılarını bir başbakan olarak kutluyorum. Tebrik ediyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ve hazır mıyız diyorum. Hazır mıyız çarkımıza? Gür sadayla. Tüm İstanbul duysun. Tüm Türkiye duysun. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm
şarkılarda. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Açılışımız kutlu olsun. Temelimiz hayırlı olsun inşallah. Allah yar yardımcımız olsun. Sayın Başbakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.